Merhaba arkadaşlar. Geçen dersimizde bahsetmiştik. Bu dersimizde ne yapacağız? Aslında geçen dersimizde kullandığımız bir özelliğin yanına bir özellik daha ekleyeceğiz. Ne yapmıştık? Biz H1 tagimizi burada seçmiştik. Bu sefer kod tarafında seçeceğiz ama bunu rengini aynı zamanda kod tarafına değiştirme işlemi yapacağız. Nasıl? Şimdi geliyorum buraya. Bir element, yani bir değişken oluşturalım ve ismine de H1 diyelim az önceki gibi. Document get element by id dedim ve buraya my heading'i koydum. Bakın arkadaşlar burada. Sonra h1.add event listener dedim. Yani bir event ekliyorum. Burada türünü belirliyorum. Biz mouse over olsun. Yani üzerine geldiğinde aksiyon alsın. Ve buraya da fonksiyonumuzu yazıyoruz. Şimdi diyorum ki H1'in üzerine geldiğinde yine H1'in rengini, color'ını değiştir. Yani rengini değiştir. Ne olsun? Yellow olsun bu sefer. Kaydettim. Şimdi sayfama dönüyorum arkadaşlar burada. Sayfamı yeniledim ve üzerine geldim. Sarı oldu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok basit bir şekilde yaptım. Peki ben bu gibi eventleri nereden öğreneceğim? Şimdi arkadaşlar developer mozilla.org'u çok kullanacaksınız. Eğer burayı takip ederseniz çok işinize yarar. Burada JavaScript eventlerini bulmak için buraya işte event target yazmanız veya events'ler yazmanız yeterli. Burada sizi bu sayfaya gönderecek. Bakın burada eventleri görebiliyorsunuz. Örneğin click de yapabilirdik, blur da yapabilirdik. İsterseniz click de deneyelim. Mesela ben buraya H1 tagine tıkladığım zaman geçer. Mesela buralara değil arkadaşlar. H1'e tıkladığım zaman sarı olmasını istiyorum. Bu şekilde de kullanabilirsiniz. Bu derste arkadaşlar anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki derste bize bunu biraz daha geliştireceğiz. Tekrar görüşmek üzere.